Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi Nuriye Fihristesine devam ediyoruz. Fihrist Risalesi'nden. Risale-i Nur'un Mesnevisi'nin 6. Risalesi El-Habbe. İki zeyli vardır. İki ilavesi var. Bu Risale'nin birinci irlemi Hakkat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Alemin hem sebebi hılkati, yaratılış sebebi, hem çekirdeği, hem meyvesi, hem netice-i hılkati alem olduğunu, alemin yaratılışının hem sebebi hem neticesi olduğunu gayet edibane bir üslup ile beyan ediyor. Diyor ki, eğer alemi bir kitab-ı kebir olarak görsen, büyük bir kitap olarak, katibinin kaleminin mürekkebi Nur-u Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Eğer alemi bir şecere, bir ağaç suretinde görsen, evvela çekirdeği sonra meyvesi yine Nur-u Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Eğer alemi bir zihayat libasını giymiş görsen, bir canlı elbisesini giymiş görsen, onun ruhu Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam'dır. Eğer alemi bir gül bahçesi olarak görsen, onun andelib-i zişanı, şan sahibi bülbülü yine Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam'dır. Risalenin sonunda gayet güzel bir tazarru ve niyaz ve istiğfar vardır. Bir dua ve istiğfar, tevbe. Habbe'nin birinci zeylinin ahirlerinde Hasbunallah ve ni'mel vekil, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Günahlardan dönmek ve taata kuvvet ancak büyük ve yüce Allah'ın yardımıyla mümkündür. Mertebelerinin 29. Leme-i Arabiye'ye nispeten, Arapça telif edilmiş olan 29. Leme'ye nispeten kısa ve gayet güzel beyanları münderiştir. Onları içine alır. Habbe'nin ikinci zeylinde gayet mühim bir risale olan, hem Arapça hem Türkçe olarak kesretle intişar eden, hem Türkçe hem Arapça olarak çoklukla yayılan Asay-ı Musa Mecmuası'nda 23. Lema namındaki Tabiat Risalesi'nin muhtasar, kısa Arapçası da vardır. Bu risale Ankara'da telif edildiği zaman bir matbaada tab edilmiştir. İnsanların ağzından çıkan dehşetli üç kelimenin butlanını, yanlışlığını, geçersizliğini, içinin boş olduğunu ispat ederek tabiat bataklığında boğulanları kurtarıyor. Mesnevi Nuriye'nin 7. Risalesi Ez-Zühre. Uzun bir hakikatin yalnız ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuağını, bir ışığını irade etmek, göstermek maksadıyla yazılan bu çok mühim risale, gayet ehemmiyetli hakikatleri ihtiva ettiğinden en mümtaz nur şakitlerinin Mısırrane talepleri üzerine, nur talebelerinin, seçkin nur talebelerinin ısrarlı talepleri üzerine ekserisi Arapça bilmeyen o şakitlerin, talebelerin istifadelerine medar olmak için kısmen izahlı, kısmen kısa bir meali üstadımız tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve 17. lem anlamıyla 15 nota olarak Risale-i Nur Külliyatı'nın lemalar kısmına ilhak edilmiştir. Zühre şöyle bir hakikatle başlar. Dünyadaki her zihayat, her canlı, Malik'inin ismiyle, namıyla, hesabıyla çalışan muvazzaf bir asker gibidir. Kim kendini kendine Malik zannetse, o kimse Halik'tir. Yani helak olucudur. Sonra uzun ve muhit, kapsamlı, kuşatıcı bir salatü selamı mütakip, her biri bir risalenin güya hulasası, özeti ve çekirdeği mahiyetindeki şumullü ilemlere geçer. İlemlerin birisinde Kur'an tilmizi ile felsefe tilmizini, ilem tekrar ifade edecek olursak, ilem eyyuhel aziz diye başlıyor her bir bölüm. Bil ki ey aziz okuyucu, ey aziz dost. İlemlerin birisinde Kur'an tilmizi ile felsefe tilmizini, Kur'an talebesi ile felsefe talebesini içtimai ve siyasi cihetlerden mukayese ederek, karşılaştırarak felsefenin sakin ve muzır kısmının, zararlı kısmının batıl hükümlerini çürütür. Son ilemi de gayet güzel ve hazin bir münacat ihtiva etmektedir. Daha fazla malumatı Türkçe olan Notalar Risalesi'ne havale ederiz ki lemaların fihristinde bu kısmında kısa özetini aktarmıştık. Bu Mesnevi Nuriye'nin fihristesinde o kıymetli harika risalelerdeki yüzer hakikatlerden yalnız bir ikisini nakıs fehmimizle, eksik anlayışımızla ve kasır ifademizle,
yeterli olmayan ifademizle göstermeye çalıştık. Yoksa gösterdiğimiz misaller o harika ilmi irfanın ne en canlı noktaları olabilir ve ne de en kıymetli cevherleri olabilir. Belki bilakis o şemsin cüz'i bir şuağı, bir küçük ışığı ve o bahrin, o denizin küçük bir katresidir, damlasıdır. Risale-i Nur Mesnevisi'nin 8. Risalesi Ez-Zehre, şeytanın ve ehli ilhadın, inkarcıların bazı vesveselerini tard eden, müteferrik meselelerden bahseden, o vesveseleri reddeden, ayrı ayrı farklı meselelerden bahseden, harika ve fevkalade bir risale olup iki kısımdan ibarettir. İman ve ahlakiyatı ve vesveselerin izalesini ve insandaki teşahhusat veçhiyenin, o yüzdeki herkese özel olan nakışların, şekillerin hikmetini beyan eden eylemler bu risalenin münderecatındandır. Bir eyleminde ve min ayati halkus semavati vel ardi vahtilafu elsinetüküm ve elvanüküm, göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalarınızın farklılığı da yine onun ayetlerindendir. Rum suresi 22. Ayetinde zikredilen semavat ve arzın hılkati, yaratılışı ve beşerin lisan ve renklerinin ihtilafı, farklı farklı diller, farklı farklı renkler, bunların Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden, Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in ayetlerinden olduğunun hakikatını güzel bir tarzda beyan ediyor. Diyor ki, bütün beşerin, insanların esasat-ı azada ittifakı, o uzuvlarda bir olması, saniyin vahdetine, onları yapanın bir olmasına ve teşahhusat-ı veçhiyede temayüzü, her bir insanın yüzü diğerinden farklı ve Hazreti Adem'den bu tarafa, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar birbirinden farklı. Ufacık yüz ama hiçbir insan diğerine benzemiyor istisnalar dışında, çok sınırlı istisnalar dışında. Bu teşahhusat-ı veçhiyede temayüzü, saniyin muhtar ve hakim olduğuna, bu farklılığı yaratan bir iradeye sahip olduğuna ve hikmet sahibi olduğuna gayet bahir ve zahir delildir der, ispat eder. Beşerin birbirinden teşahhusça farklarının hikmetini ve diğer mahlukatta bu temayüzün ferden ferda olmayıp, fert fert olmayıp, bir nevi oluşu, tür tür, çeşit çeşit olması, hikmetin öyle iktiza ettiğini izah ediyor. Başka bir ilemde, şeytan-ı insi ve cinninin, insan cin şeytanlarının, Bakara'nın batinen mükemmel, zahiren miskin oluşu hakkındaki bir vesvesesini tard eder ve der ki, ineğin batinen iç yapısı itibariyle gayet mükemmel, zahiren miskin oluşu hakkındaki bir vesvesesini tard eder, reddeder ve der ki, ey şeytan-ı cinniye üstad olan şeytan-ı insi, cin şeytanlarına üstad olan insi şeytan, eğer her şey, her şeyi maslahat miktarıyla ve layık veçile yapan kadir-i ezeliğinin sanatı olmasaydı, her şeyi maslahat fayda neyse o şekilde yaratmış, o miktarda yaratmış ve layık olduğu şekilde yaratmış. Onun sanatı olmasaydı, senin eşeğinin kulağı senden ve senin üstadlarından daha akıllı ve daha hazık, uzman olması lazım gelirdi diye insi ve cinni şeytanların vesveseleri yüzlerine çarpılarak Bakara'nın, yani ineğin dahilinin mutlak olduğunu ve haricinin mukayyet oluşunun hikmetini aklen ve ilmen gayet mukni bir surette beyan eder. Ve son paragrafta ahlaka dair bir ileminde der ki, ey fasık, ey günahkar, bil ki medeniyet sefihe öyle müthiş bir riyayı ibraz etmiş, ahlaksız medeniyet öyle müthiş bir ikiyüzlülüğü ortaya çıkarmış ve meydana çıkarmış ki, ehli medeniyetin ondan kurtulması mümkün değildir. Çünkü ehli medeniyet o riyaya şan ve şeref namını vermiş. İnsanı şahıslara karşı riyakarlığa bedel, işte şöhret uğruna kendisine hayranlık besleyen insanlara riyakarlık yapmaya sevk ediyor. Şahıslara karşı riyakarlığa bedel, unsurlara ve milletlere ve devletlere karşı riyakarlığa teşvik etmiş ayrıca. Milletlere ve devletlere karşı ve tarihi onlara müşevik ve alkışçı ve ceridelere de, yani gazeteleri de dellal yapmış. Sistem öyle kurulmuş riyakarlık üzerine,
200'lük üzerine. Ölümü unutturup güya unsurları içinde bir hayatları var diye bir milliyetçilik damarıyla zamanı cahiliyetteki gaddar zalimlerin desteselerinin evinden, cahiliye dönemindeki gaddar zalimlerin desteseleri cinsinden bir desteseyle beşeri tasannu ve riyakarlığa sevk etmiştir. Yapmacık hareket etmeye ve riyakarlığa sevk etmiştir. Ne kadar okunsa okunmaya layık olan bu risale dahi bir istiğfar ve Hazreti Mevlana'nın bir beytiyle nihayet bulmuştur. Evet, burada kalalım. El-Fatiha.